Ekonomisini nasıl buluyorsunuz? Hiç iyi bulmuyorum. Şikayetçi misiniz? Tabii şikayetçiyim ya. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Ben Muğla'da yaşıyorum. Muğla mı? Düzenli olarak gelir misiniz Kayseri'ye? Gelirim. Peki Kayseri'ye geldiğinizde hangi ilçede yaşarsınız? Gesi. Gesi mi? Melik Gazi yolu, evet. Peki, Gesi'de Melik Gazi Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalar nasıl buluyorsunuz? Vallahi ben bilmiyorum ki, ben burada yokum ki ya. Ülke ekonomisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl değerlendireceğim, hiç yaramaz. Bitmiş, ne ekonomisi? Şikayetçi misiniz? Hı? Şikayetçi misiniz? Kime şikayet edeceğim? Kim var da kime şikayet edeyim? Size göre bu zamlar kim yapıyor? Hı? Size göre bu zamlar kim yapıyor? Esnaf yapıyor, kim yapacak lan? Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? İçeride yaşıyorum, içeride. Melik Gazi mi, Kocasinan mı, Talas mı? Melik Gazi. Hangi mahalle? Tokyo, yukarı Tokyo. Peki bulunduğunuz bölgede Melik Gazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Yok, hiç memnun değilim. Peki ne görmek istersiniz bölgenizde? Ne eksik bölgenizde? Vallahi benim aklım da yetmiyor ki. Benim avrat da öldü. Ben zaten ne yaptığımı da bilmiyorum. Deli koyun gibi geziyorum. Valla. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Melik Gazi Belediyesi'nin Mustafa Bey yeniden desteklemeyi düşünür müsünüz aday olursa? Ülke ekonomisini nasıl buluyorsunuz? Yani ülke ekonomisi gitgide kötüleşiyor. Şu anda yani mesela ben geçen sene aldığım bir şeyi bu sene alamıyorum. Gitgide kötüleşiyor. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Ben burada yaşamıyorum hani mesela. Nerede yaşıyorsun? Yozgat'ta yaşıyorum. Mesela Antalya'ya tatile gitmek istediğim zaman gidemedim. Kayseri en yakın bura olduğu için buraya gelebildim anca. Tatile. Peki Kayseri nasıl buldu? Kayseri genel olarak hani yaşadığım yere göre değişik, farklı bir yer olduğu için bence güzel. Yalnız insanları biraz kötü. Ne yönden? Hani tavır olarak, şey olarak. Peki çok sağ ol. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya ekonomi hakkında ne düşünüyorum? Beni pek fazla etkiledi mi? Herkes etkiliyor ya. Ben mesela kendi iş yerim var. Tekelciyim ben. Zamanında sattığım alkol mesela viskilerden ekleyeyim. 170'e sattığım viski şu an ben 515 satıyorum. Bunu müşteri ederken bile utanıyor. Nasıl olacak, nasıl edecek bilmiyorum. Başımızdaki kötünün iyisi diyorlar. İyi diyorlar, kötü diyorlar. Yani bana sorsaydık değişmesini isterdim. Kayseri'de mi yaşıyorsunuz? Kayseri'de yaşıyorum. Hangi ilçesinde? Köşk Mahallesi'nde. Hangi ilçeye bağlı? Melik Gazi'ye bağlı. Melik Gazi'den memnun musun diyeceğim. Peki Melik Gazi Belediyesi'nin Köşk Mahallesi için yaptığı faaliyetlerden memnun musunuz? Faaliyetlerden memnunuz. Bu aralar aşırı sıkı. Tüm polisler etrafa bakıyor. Her yeri sıkılaştırmışlar ama park yönünden o bu çevrenin hiç memnun değiliz. Her yeri sıkı. Peki önümüzdeki yerel seçimlerinde, Mart ayında yapılacak yerel seçimlerinde mevcut Melik Gazi Belediye Başkanı aday olması durumunda desteklemeyi düşünür müsünüz? Yok, desteklemem. Teşekkürler. Ne düşünüyorsunuz? Ekonomi hakkında, ekonomimiz şu anda hiç iyiye gitmiyor. Ülkemizin hali gerçekten de sıkıntı. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. İnsanlarımız çalışıyor ama bilmiyorum yani. Diyeceğim bu kadar. Kayseri'de mi yaşıyorsunuz? Evet. Hangi ilçesinde? Melik Gazi. Melik Gazi Belediyesi'nden memnun musunuz? Memnunum sonuna kadar. Peki bulunduğunuz mahallede herhangi bir eksiklik var mı? Melik Gazi Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetlerden memnun musunuz? Memnunuz. Sonuna kadar memnunuz. Peki önümüzdeki Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde mevcut Melik Gazi Belediye Başkanı tekrar adaylığını açıklaması durumunda oy vermeyi düşünür müsünüz? Onu şu an bir şey diyemem ya. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Kardeşim, ülkenin ekonomi hiç iyiye gitmiyor. Öncelikle uyguladıkları ekonomi politikası hiç güzel değil. Mehmet Şimşek ekonominin başına geldi ama ben onun da düzeltebileceğine inanmıyorum açıkçası. Dolar almış başını gidiyor. Mazot almış başını gidiyor. Şimdi burada gezen Siyonizm arkadaşlar buraya gelebilirler birazdan. Ekonomi iyi. Şu anki iktidar partiyle herhangi bir problemim yok ama memnun da değilim iktidardan. Değişmesi şart mıydı? Şarttı. Muhakkak şarttı. 25 yıldır bu ülkenin başında bir iktidar var. Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir şey var mı? Her sene değiştiriyor adamlar, her seçimde değiştiriyorlar. Bizim de değiştirmemiz şarttı aslında. Sıkmaya davet eden bakanımıza ben de buradan şunu göndermek istiyorum kendisine. Biraz önce kendileri sıksın kemerleri. Şöyle ki, bakanlarımız, milletvekillerimiz hele bir ay bir maaşlarını bağışlasınlar bakalım ülkenin ekonomisine. O zaman biz de vatandaş olarak üstümüze düşen feragat neyse onu yaparız. Ama öncelikle kendilerinden bizim beklentimiz.
Bugün bakanların aldığı maaş yüksek bütçeli maaşlar. Tam olarak bilmiyorum maaşlarını ama herhalde 100 bin liranın üzerinde maaşları var. Rahat vardı bugünün şartlarıyla. Bir hele bir almasınlar maaşlarını ki hepsi zaten iş adamı, iş sahibi insanlar. Onlara bir aylık maaş da dokunmaz yani. Hele bir almasınlar, bir görelim. Ondan sonra biz de üstümüze düşen fedakarlığı yaparız halk olarak. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Kayseri'de mi yaşıyorsunuz? Kayseri'de yaşıyorum. Hangi ilçesinde? Melikgazi. Melikgazi ilçesinde hangi mahallede yaşıyorsunuz? Battalgazi mahallesinde yaşıyorum. Peki Battalgazi mahallesinde Melikgazi Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetler hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Yani memnun musunuz? Daha henüz hiçbir faaliyetini görmedik çok şükür. Ezan okunuyor. Hiç de memnun da değilim Melikgazi Belediyesi'nden. Hiç memnun değilim. Oyumu da vermeyeceğim. Büyükşehir Belediyesi'ne de vermeyeceğim. Melikgazi'ye de vermeyeceğim. Yani önümüzdeki seçimlerde desteklemeyi düşünmüyorsunuz? Hiçbir şekilde düşünmüyorum. İnşallah da halkımız da öyle düşünüyordur. İnşallah benimle aynı düşünceye sahiplerdir. İnsanları kandırarak insanların ellerinden evlerini aldılar. Küçücük kutu gibi evleri verdiler insanlara. 1000 metrekarelik arsalara 2 daire, 3 daire karşılığında insanları kandırarak evlerini aldılar. İsmi lazım değil. Şu anda kendisi Melikgazi Belediye Başkanı. İnşallah Rabbim bir gün ona da gösterir. Ama ben kendim şahsım artık AK Parti ile işimin bittiğini düşünüyorum. Verdim, çok oy verdim. Oy kullanmaya başladım. Pişman mısınız oy verdiğiniz için? Oy verdiğime nereden sonra pişman oldum? 15 Temmuz'dan sonra pişman oldum. 15 Temmuz'a kadar çok güzel getirdiler, çok güzel ilerlettiler. Ama 15 Temmuz'dan sonra pişman oldum. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Berbat. Açar mısınız? Ya bir yere gidecek olsak ulaşım yapamıyoruz. İletişim desek sıfır. Ne bileyim. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Yahyalı. Yahyalı ilçesinde hangi mahallede oturuyorsunuz? Seniköy mahallesinde. Bulunduğunuz mahallede Yahyalı Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetlerden memnun musunuz? Kısmen. Yahyalı Belediyesi'nden memnun musunuz? Ya özellikle bir ne bileyim otobüs falan olsa iyi olur. Yani buraya gelen otobüsleri kullanıyoruz, o da biraz sıkıntı oluyor. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut Yahyalı Belediye Başkanı Esat Bey tekrar aday olması durumunda oy vermeyi düşünür müsünüz? Ya ben ona hiç oy vermedim şahsen yaşım tutmadığından dolayı ama şu anda kararsızım. Net bir şey söyleyemem. Ekonomi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Ekonomi hakkındaki düşüncelerim. Türkiye için mi Kayseri için mi konuşuyoruz? Öncelikle genel, Türkiye'nin genel durumu için. Yani Türkiye'nin genel durumu şu an burada yaşadığım için burada ekonomi çok sıkıntı. Ben bir depremzedeyim. Şu an ev bulamıyorum. 9000'den aşağı ev yok. Hangi şehirdeydiniz? Hatay İskenderun'dan geliyorum ben ama hiç memnun değilim. İkametgahınız burada mı şu an? Yok, getirmedim. Getirmeyi de düşünmüyorum. Neden düşünmüyorsunuz? Çünkü yaşayamam burada getirirsem. Tekrar dönmeyi düşünüyorum çünkü. Kayseri'yi iyi bulmadınız mı? Yok, açıkçası bulmadım. Doğruya doğru konuşmak gerekirse. Ha belediyeler çalışıyordur bilmiyorum ama okul için, kayıt için gittik. Bir yardım istedik. Böyle bir şey söz konusu olmadığını söylediler. Ne bileyim, bulunduğum şu anki oturduğum yerde park yapılacak, toz toprak her şey. Hastanenin kavşağında kaç kere araba çarpıyordu oradan döndük. Peki. Bir at geçidi yok, bir üst geçidi yok. Yani gözünüze belediyenin herhangi bir faaliyeti çarpmıyor mu? Yani tabii belediye bence sadece şehir içi çarşı içine çalışmamalı. Civar yerlere de çalışması gerekiyor benim kanaatimce. Çünkü belediyelik sadece şehir içerisindeki değil, şehrin dışını da toparlaması gerekiyor. Yani en basitinde şehir hastanesinin kavşağına gitsin, oradaki insanlar tramvaya birerken nasıl yaşam mücadelesi verdiğini görsünler. Yani ne bir ışık ne bir üst geçit.